Beni sosyal medyadan düzenli takip ediyorsanız kitaplarla olan ilişkimi iyi biliyorsunuzdur. Her gün insanlara kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Bunu bir sadece genel kültür geliştirme, dima, daha işte dünyayı kavramayla ilgili olmadığını, aslında aynı zamanda doğrudan para kazanmayla ilişkisi olduğunu söylüyorum. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor ve onu öğrenmek için takip etmemiz gerekiyor. Kitaplar bu konuda bize çok ışık tutuyorlar. Tabii ben böyle şeyler paylaştıkça okurlarımdan da haklı olarak hocam o zaman bize kitap tavsiyesinde bulun serzenişi geliyor. Ben de bugün biraz kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum size. İlki Warren Buffett'tan yatırımcı. Ben de bir yatırımcıyım biliyorsunuz. Warren Buffett'ı takip etmemek mümkün değil bir yatırımcı olduğunuzda. Ben onun tarzı bir yatırımcı değilim. Ben daha yüksek teknoloji şirketlerini seviyorum. O ise daha uzun vadeli Coca-Cola gibi yatırımları seven birisi. Ama olsun, Warren Buffett'tan her zaman öğrenecek çok şey var. Yatırımcılık hakkında da var, hayat hakkında genel öğrenecek şeyler de var. Şöyle müthiş bir kitap yazmış. Dansla işe gitmek, Scala yayınlarından. Herhalde daha iyi bir çevirisi dans ederek işe gitmek olurdu. Yani mutlu bir iş hayatının formülünden de biraz bahsediyor. Ama aynı zamanda 46 yıllık kariyerine de ışık tutuyor kitap. Bir insanda 3 şey arayın. Zeka, kalp ve dürüstlük. Eğer sonuncusu yok ise ilk ikisiyle uğraşmayın diyor. Müthiş beğendim. Önce dürüstlük diyor. Kitaptan küçük bir alıntıydı bu. Çorap ya da hisse fark etmez, kaliteli ürünleri ucuzken almayı severim. Ben Buffett'ın Kayseri kökenli olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz bilmiyorum. İkinci kitap tavsiyem Peter Thiel'den. Peter Thiel benim çok hayranlıkla takip ettiğim bir girişimci. Çok radikal görüşleri var. Her görüşte sevmiyorum açıkçası. Mesela açık bir Trump destekçisi, o yönden hoşlanmıyorum. Ama girişimciliğe, teknoloji dair görüşlerini seviyorum. Bu aralar mesela niye inovasyon yavaşladı? İşte bize uçan arabaları söz verdiler. Şimdi 240-280 harfe sığdırmak zorunda kaldığımız bir teknolojinin içindeyiz. Bu nedir ya gibi eleştirel sözleri var. Üniversitelere topyekun karşı çıkıyor. Üniversite eğitimi çağın gerisinde kalmıştır. Üniversite gitmeyip benim şirketimde çalışan değerli insanlara 100 milyar para veririm diyor gibi. Böyle acayip iddialı bir insan. Mesela diyor ki rekabet kaybedenler içindir. Siz bir şirket kuruyorsanız tek amacınızın monopolleşme olması gerekir diyor. Tekele dönüşmeniz gerekir diyor. Böyle iddialı bir vatandaş. PayPal kurucularından Elon Musk'ın bile ayağını kaydırmış bir adam bu arada. Çok cin gibi. PayPal'da Elon Musk'a karşı devrim yapıp onun CEO'luktan atan adam bu. Ama aynı zamanda hala ortaklar. SpaceX'e ortak Thiel. İlginç bir vatandaş. Kitabı da çok güzel bu yönden. Sıfırdan bire. Özellikle girişimcilikle ilgileniyorsanız, yeni fikirlerle ilgileniyorsanız mutlaka okumanız lazım. Şöyle müthiş bir iki söz söyleyeyim kitaptan alıntı. Başarı asla kazara olmaz. Müthiş. Parlak zeka nadir görünür ancak cesaret zekadan bile daha az bulunuyor. Kesinlikle katılıyorum. Geleceği kendine özgü ve önemli yapan şey henüz gerçekleşmemiş olması değil, geldiğinde dünyanın bugünkünden farklı gözüken bir yer olacağı gerçeğidir. Geleceği eğer benim gibi seviyorsanız herhalde bu sözü siz de sevmişsinizdir. Üçüncü kitap tavsiyem Adam Grant'ten. Adam Grant çok eğlenceli bir yazar aynı zamanda. Onu podcast'ini de takip etmeye çalışıyorum. Çok eğlenceli şeyler orada da anlatıyor. Bu kitap orijinal olmakla ilgili. Yani topluma, sürüye uymamak, kendi yolunda gitmekle ilgili ve orijinal insanların hikayelerini anlatıyor. Çok beğendim, çok sevdim. Epey de ipucu veriyor bu arada. Orijinalliğinizi nasıl yakalayabilirsiniz, nasıl koruyabilirsiniz ve nasıl bunun sayesinde hayatta daha iyi bir yere gelirsiniz diye. Tam bir haddini aşma kitabı yani. Tam bana göre, tam benim kalemim diyebilirim. Birkaç tane güzel söz içinden. Diyor ki Grant, uzun vadede pişman olduğumuz hatalar bir şey yapmaktan değil, yapmamaktan kaynaklanan hatalardır. Müthiş değil mi ya? Yapın, yapmamak esas pişmanlık verecek şey diyor. Her şeyi yeniden yapabilecek olsaydık birçoğumuz kendimizi daha az sansürler, fikirlerimizi, değerlerimizi daha çok ifade ederdik. Yine bayıldım. Kendi hayatımızdaki hoşnutsuzluk verici varsayımları merak ettiğimizde, biraz eşelediğimizde birçoğunun kökeninin toplumsal olduğunu fark ederiz. Yani toplum bizi ele geçirmiş, toplumun kuralları, kabul edilmişlikleri, bunlardan kurtulabiliriz diyor. Ve bir şey daha söylüyor. Orijinal insanlar inisiyatifi ele alıp hayallerini gerçekliğe dönüştürenlerdir. Yani orijinal insanlar hadlerini aşanlardır. Dördüncü tavsiye edeceğim kitap Einstein'ın hayatı. Müthiş bir yazar Walter Isaacson. Biyografileri de çok ünlü. Apple kurucusu Steve Jobs'la ilgili biyografisine de bayılmıştım. Hakikaten çok detaylı alıyor konuyu ele. Tarafsız ama yorumunu da katıyor. Ben çok seviyorum onun biyografilerini. Bu kitapta da Einstein'dan bahsediyor. Onun hayatını, başardıklarını, başaramadıklarını, aşklarını, hikayelerini, her şey var. Müthiş. Ben biyografi okumaya çok inanıyorum. Çünkü biyografiler başarılı insanların derslerini bize hap şeklinde veriyorlar. Hayattan aldıkları dersleri mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Birkaç tane güzel sözcük. Otoriteye duygudan aptalca bağlılık gerçeğin en büyük düşmanıdır. Bu Einstein'ın sözü kitaptan alındı ama.
Her zaman tetikte olmalısın. Her önermeyi sorgula. Mevcut anlayışa meydan oku ve hiçbir şeyi sırf başkaları kesin olarak nitelendirdiği için doğru olarak kabul etme. Karşındakinin seni enayi yerine koymasına izin verme. Yani haddini aş. Ve çok güzel bir söz. Sevginin en azından benim için görev hissinden daha iyi bir öğretmen olduğunu inanıyorum. Sevmenin gücü. Evet, bu kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Beni bu aralar çok etkileyen bir kitap, Bir Tek Şey, Gary Keller'ın kitabı. Ben odaklanma sorunu olan bir insanım. Beni takip ediyorsanız fark ediyorsunuzdur eminim. Bir sürü alanda alana sıçrıyorum sürekli. Bu kitap beni çok toparladı ve bundan sonraki mesela iş stratejimi de çok netleştirdi. Ben artık eğitimden ziyade bir newsletter, yani bir haber mektubu diyelim, Türkçe herhalde öyle çevirmek doğru olur. Podcast ve YouTube'larla hayatımı kazanmak istiyorum. Ve tamamen buraya doğru odaklanmaya çalışacağım. Bu kitaptan aldığım esin de bu oldu. Çünkü Gary Keller diyor ki, eğer hayatınızda doğru bir yere varmak istiyorsanız bir şeye çok net, kuvvetli odaklanmalısınız. Ve bunun için de o bir tek şeyi her gün, her dakika seçmelisiniz. Hatta şöyle bir sözü var. Her sabah kalktığınızda şunu düşünün. Bugün neyi yaparsam, çok iyi yaparsam geri kalan her şey gereksiz veya önemsiz hale gelebilir diyor. Böyle odaklanmanın önemini anlatıyor. Kitaptan bir iki alıntı. Diyor ki, kendinize bir yön tayin edin. O yönde ilerlemeye başlayın ve neler yaşayacağınızı görün. Zaman içinde her şey daha belirginleşecektir. Eğer yaşadıklarınızı hoşlanmazsanız fikrinizi her zaman değiştirebilirsiniz. Bu sizin hayatınız. Ama en azından bir süre bir yönde yürü diyor. Yani her gün yalpalama. Yürü bakalım neler olacak, onu görmeye çalış diyor. İlginç bir araştırma var kitabın içinde. Yazının önemiyle ilgili. Şöyle diyor, hedeflerini yazıya dökenler dökmeyenlere kıyasla hedeflerine varmak konusunda %39,5 oranında daha başarılılar. Bir de etrafın bizi sürekli odaklanmadan koparmasından o da şikayetçi. Diyor ki, rahat bırakılmıyoruz, aceleye getirilmeye çalışıyoruz. Birçok şeyi yapmaya kalkıştığımız ve çok az şeyi başarabildiğimize dair bu rahatsız edici hissiyatı bir türlü kurtulamıyoruz o hissiyattan. Yakamızdan düşmüyor o hissiyat. Hakikaten rahatsız edici bir şey. Özellikle sosyal medyayı çok kullanıyorsanız sürekli üzerimizde bir baskı var. Onu hatırlatıyor. Odaklanmanın yolu bunlardan kurtulmaktır diyor. Ve bugün için son kitap tavsiyem yine yaratıcılıkla ilgili olsun. David Eagleman ve Anthony Brandon çok ciddi araştırmaya dayalı bir kitabı. Bu arada bu kitabın Netflix'te belgeselleşmiş halinde bulursunuz, Yaratıcı Tür diye. O da çok hoş bir belgesel. Fikirler Dünyayı Nasıl Yeniden Yaratıyor alt başlığı altında okunuyor. Bir çırpıda okuyorsunuz. İnsanın ufkunu genişleten, yaratıcılığa bakış açısını geliştiren ve biraz da belki kendisini sorgulamasına neden olan bir kitap. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Oradan da birkaç güzel sözcük aktarayım size. Umut, yaratıcı spekülasyonun bir biçimidir. Dünyayı olduğu gibi değil, olmasını istediğimiz gibi hayal ederiz. Farkında bile olmadan yaşamımızın büyük bir parçasını varsayımsal dünyada geçiririz. Okul sınıflarının asıl görevi öğrencileri dünyanın ham maddelerini yeniden biçimlendirip yeni fikirler üretmek üzere eğitmek olmalıdır. Değildir tabii ama olmalıdır. Birlikte yeni olasılıkları yelken açacak ve geleceğimizin hikayesini yazacağız. Şimdi tek yapacağımız bu kitabı kapatıp dünyayı yeniden kurmaya başlamak. Evet, ben bugün 6 kitap tavsiyesinde bulundum size. İnşallah bunlar sizin dünyayı yeniden kurmanıza, kendi dünyanızı en azından, iş yerinizi, belki de daha büyük etkinizle dünyayı daha iyi bir yere hale getirmenize bu kitaplar yardımcı olurlar diye umuyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her zamanki gibi podcast'i veya videoyu beğendiyseniz bir like çok iyi olur, bir yorum süper olur. Paylaşmanız daha da iyi olur, daha fazla insana ulaşmış oluruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.